Zorunlu kıldılar. Mecburen aşı olmak zorundayım şu an. Maske yok, temizlik yok. Kurallara riayet olmadığı için ben artacağını düşünüyorum. Son zamanlarda bir düşüş sağlandı. Söyleniyor ki gerçek vakalarımız da açıklanmıyor bence. Böyle bir durum var. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı aşılamanın etkisiyle aylar sonra ilk defa 5000'in altına düştü. Bakalım Kayseri halkı vaka düşüşü hakkında neler düşünüyor? Düşmesi iyi bir gelişme bizim açımızdan. Temennimiz bunun daha çok sıfırlara inmesi tabii ki inşallah en kısa zamanda. Bu maskelerden de bir an önce kurtuluruz. Ya ferah güzel bir hayata devam ederiz inşallah. Umudumuz o yönde. 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkması planlanıyor. Peki bundan sonra neler olabilir sizce? Eğer aşılama devam ederse vakalarını düşünüyorum. Tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Yine maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduğumuz sürece inşallah bu hastalıktan en kısa zamanda kurtulacağımızı düşünüyorum. Yoğun bakımlarda yatan hastalar, ölen morglar dolu artık eksi birlere kapatıyorlar hastaları. O ne kadar dolu ve ne kadar muamma. Önce o muammaya bir cevap vermeleri lazım değil mi? İkinci soruyu alalım. Yani sizler vaka düşüne inanmıyorsunuz. Yalan yani, her şey yalan. Peki neden böyle bir şey yapıyor olabilirler? Turistler gelsin, ülkeye euro döviz girsin. Biraz ülke kalkınsın yani amaç. Peki 1 Temmuz'dan itibaren vaka düşüşünün etkisiyle sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok yasak kalkacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Almancılar aynı dediğim gibi Almancılar gelsin, biraz döviz girsin ülkeye, bu dolar euro düşsün. Sonra 1 Eylül'de nasıl olsa kapatırız hesabı yapıyorlar. Yani turistler gelsin, açalım yani, sonra geri kapatalım diyorsunuz. Aynen öyle olacak. Bakın da görün, şimdi bir virüs daha çıkmış. O virüsün adını tam bilmiyor. O virüs de gelecek, tam kapanmaya gidecek yani bu. Ülkemizde el vermediği için bu duruma kapatmayacak. Yarı yarı, hafta sonları sadece. Aynı o şekilde devam edip gidecek yani. Devletin aldığı tedbirlerde o işte insanlar uyarsa, benim aşım gildi, aşıma vuruldum. Herkes elinden gelen tedbiri gösterirse düşer. Elinden gelen duyarları gösterirse düşer tabii ki. Devlet de zaten yeter kadar tedbir alıyor konuyla alakalı. O nedenle ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. İnşallah halk normalde uyar da duyarlılık gösterir de tekrar şeye yükselmeyiz. Tavan yapmayız. Bunun sıkıntısını çektik ya, tekrar eskisi gibi olmayız inşallah. Eskisinden kastım pandemi dönemini yaşamayız, yasaklar şunu bunu. Abartmazlar yani normale dönüşü 1 Temmuz'dan sonra inşallah. Temenni, dilek, arzu. Bence bu daha önce olmalıydı. Daha önce karantinayı daha sıkı tutmalılardı ki bunu yapmadılar. Eğer yapsalardı bence şu an daha da altında olabilirdi veya vakalar. Veya şöyle söyleyeyim, aşı yüzünden hani şimdi 18 yaşları herhalde o şekilde yani. Eğer daha önceden de aşı uygulansaydı zaten diyorlar herhalde bu Eylül ayına kadar falan son olacak. Ama bence daha çok olacak böyle, daha çok artacak bence. Yani karantinayı daha sıkı tutmalılardı. Yasaklarda insanları daha sık denetlemelilerdi. Öyle. Peki 1 Temmuz'da yasaklar kalkacak. Bundan sonra nasıl bir süreç olacak sizce? Ya dediğim gibi aşılar yapılıyor zaten. Aşılar yapıldıktan sonra herkes böyle bir serbestleşecek. Korona sayısı bence daha çok artacak ki ülkemizde zaten artıyordu. Son zamanlarda bir düşüş sağlandı. Söyleniyor ki gerçek vakalarımız da açıklanmıyor bence. Böyle bir durum var. Yani daha çok olacak. Öyle söyleyeyim. Peki sizce gerçek vaka neden açıklanmıyor olabilir? Onu bilmiyorum. Evde duranlara para verseler koronayı atlatmıştık şimdiye. Kimseye 1.000 lira para vermeyle destek olunmuyor yalnız. Kimseye 1.000 lira veriyorlar. 1.000 lirayla hangimiz geçimimizi sağlayacağız? Zaten biri kira verse en fazla kira 800'den aşağı olmuyor. Değil mi? Yani hani masraf alışverişi de var bunun. 1.000 lirayla veya işte şehircilere 1.000 liraya kadar destek verdiler ama şu an hangisi iyi şey yapıyor? 1 Temmuz'dan sonrasına bakacağız artık. Vakalışı güzel oldu gayet. Neden güzel oldu? Çünkü herkes zaten sosyalleşmeye başlıyor yavaş yavaş. İnsanlar evlerinde sıkıldı, bunaldı. Çıkmalar gerekiyor. Yoksa evlerde daha çok şey oluyorlar. Bunalıma giriyorlar, depresyona giriyorlar. Sosyal aktivite yapmaları gerekiyor. Kafeler falan da sanırım açılıyor yavaş yavaş. Bizim insanlarımız zaten daha çok kafelere falan gidiyor. Ama benim tercihim yani bahçelerde yani veyahut da parklarda falan daha sosyalleşmeleri gerekiyor. Çünkü İzmir'de falan da baktığımız zaman insanlar daha çok parklarda, bahçelerde falan takılıyorlar. Ya bunun dışında güzel oldu. Sosyalleşiyor yine insanlar. 1 Temmuz'dan itibaren vaka düşüşlerinin etkisiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok yasak kalkacak. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?
Ha, herkes seviniyor, gayet mutlu. Biz de arkadaşlarla sohbet ediyoruz ama onlar da gayet iyi hissediyor çıkacaklar için. İşte özellikle yurt dışından gelen insanlar falan, Mazakalent gibi yerler olsun. Onlar için de gayet seviniyorlar. Bunun için de yani bilmiyorum, gayet güzel ama inşallah hani virüs daha da komple gider ama bakacağız yani. Vaka düşüşleri olmuş olabilir ama halkımız bu konuda birazcık duyarlı olmasını isterim ben. Maskeden, temizlikten, sosyal mesafeden bu konulara bitti diye gevşeklik, imalkar davranmamamız lazım. Aynen vaka devam ediyormuş gibi duyarlı olmamız lazım. Yoksa korona denilen şey bitmez yani. Bittiğine de biteceğine de ben inanmıyorum. Bu halkın bu bilinci doğrultusunda yani. Peki sizce vatandaşlar kurallara uyuyorlar mı? Uymuyorlar. Neden uymuyor olabilirler? Halkımız bilinçsiz bir toplumuz. Kültürsüz bir toplumuz. Duyarlı bir toplum değiliz. İnsanların birbirlerine işte olmuş demiş komşularla hareket ediyoruz. Bilinçli bir şekilde bir hareket ettiğimiz yok yani. O zaman sizce 1 Temmuz'dan sonra yasaktan kalkmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayısı da artışa geçebilir? Ben aynen o şekilde olacağına inanıyorum. Neden? Vatandaş rahatlama olacak. Yemedik içmedik kafeler şeyler dolacak, lokantalar dolacak. Aynı şekilde duyarsız bir toplum olduğumuz için bu hastalığın bu şekilde artacağına inanıyorum ben. Maske yok, temizlik yok, kurallara riayet olmadığı için ben artacağını düşünüyorum. Yaz geldi, o yüzden düştü diye düşünüyorum. Yani aşılarla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi ben kendim mesela Türk aşısını bekliyorum ya. Ama şimdi iş başvurusu yapacağım, mecburen olmak zorundayım. Mesela şeyde çalışacağım, yeni açılan bir alışveriş merkezi var. Zorunlu kıldılar, mecburen aşı olmak zorundayım şu an. Peki neden Türk aşısını bekliyordunuz? Daha güvenilir olduğu için. Telefon çalıyor. Mecburiyetten o zaman farklı bir aşı vurulacaksınız. Mecburen aşı olacağım, evet. Peki 1 Temmuz'da bütün yasakların kalkması planlanıyor. Bundan sonra nasıl bir şeyler olabilir sizce? Yaşasın diyorum yani. Artık her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ya vaka düşüşleri çok güzel oldu ama vaka düşüşlerinden sonra ekonomiyi görüyorsunuz. İnsanlarda alım gücü sıfır. Gayri safi yurt içi hasıla kişi başına düşen milli gelirde Türkiye'de oldukça azalma var. Esnafın hissettiği enflasyon oranı %128 iken vatandaşa %40 enflasyon oranları geldi gitti. Şimdi ne oluyor? İnsanların gözünü açması gerek. Korona biter. Ama ekonomi iyi olması gerek. Bizim şu an yani Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirin artması gerek.